linki yine asla boş durmuyorum. Şuradan çıkan linke tıklayarak bu makyajı izleyebilirsiniz. Ama şu an ben kirpikleri falan çıkarttığım için bir çirkin görünüyor. Aslında çok güzel. Güzel bir makyaj yaptık. Güzel ürünler keşfettik. Neyse. İlk ürünümle başlıyorum. Simple'ın micellar makyaj temizleme suyu arkadaşlar. Bendeki 400 ml olan. Bunun ayrıca bir de böyle seyahat boy hali var. Tabii ki seyahat boy ürün buna göre çok çok daha uygun fiyatlı ama mililitreyi baz aldığımızda daha fazla olanlar daha uygun fiyatlı oluyor. Micellar suyun fiyatı normalde 35.90'mış. 18 lira indirim olmuş. 17.90'a geliyormuş arkadaşlar. 400 ml'lik bir micellar su için 17.90 bence gayet iyi bir fiyat. Kasanın yanında şöyle minik bir ürünlerin olduğu kitapçık buldum. Micellar makyaj temizleme suyunun içerisinde multivitamin, B3, B5 ve C vitaminleri, 3 kere saflaştırılmış su ve nazik temizleyiciler varmış. Hemen diğer ürüne geçiyorum. Nemlendirici temizleme yağı. Bu hassas ciltler için tasarlandı. Tüm ciltler aşık oldu yazıyor üzerinde. Bu arada bütün ürünlerin üzerinde şöyle bir ibare var. Sert kimyasallar, paraben, alkol, parfüm, renkli nemlendirici. Bunların hiçbiri bu ürünlerin içerisinde yer almıyormuş. Baktığımızda nemlendirici temizleme yağı yüzünüzü anında nemlendirir, yumuşacık bir his bırakır, yağlı bir his bırakmaz diyor. Vitamin A ve E içeriyor. Saf üzüm çekirdeği yağı bulunuyor. Kullanmadan önce çalkalayın. Kuru elinizle 2-3 damla damlatıp yüzünüze nazikçe masaj yaparak uygulayın ve bol ılık su ile durulayın. Ferahlatıcı yüz temizleme jeli var elimde. Bunun da içerisinde E ve B5 vitaminleri varmış. 3 kere saflaştırılmış su ve nazik temizleyicilerle dolu yazıyor aynı şekilde. Pürüzsüzleştirici peeling, ölü hücrelerden arındırarak daha canlı bir görünüme sahip olmanızı sağlar. İçerisinde yine B5, E vitamini, saf pirinç granülleri, 3 kere saflaştırılmış su varmış. Normal ve kuru ciltler için haftada 1 kez, yağlı ciltler için haftada 2 kez kullanıma uygundur diyor. Su bazlı nemlendiricisi var. Elimde bakıyorum. Arıyorum. Evet. 12 saate kadar nem verdiğini iddia ediyor. E vitamini, provitamin B5, hodan tohumu yağı ve gliserin varmış arkadaşlar. Simple ferahlatıcı yüz temizleme jeliyle kullanın. Ben mesela bunların ikisini beraber kullanıldığını, önerildiğini bilmiyordum. Tamamıyla denk geldi ama şans. Şurada gördüğünüz göl makyajınızı temizlemek için çift fazla bir ürün. Şurada gece ve gündüz kremleri yer alıyor. Bir serisi daha var. Bir de Water Boost. Bunlardan hiçbirini satın almamışım. Onu fark ettim. Nemlendirici jel krem var. Micellar yüz temizleme jeli var. İlginçmiş. Gece nemlendiricisi var. Nem hapsedicisi var. Kuruluk hissini gidermeye yardımcı diyor. Bunlar da değişik ürünler. Şuradaki kağıt maskesinden bulamadım. Nemlendirici kağıt maskesinden yoktu. Onun yerine burada gördüğünüz 3 tane maskeyi ben satın aldım. Aa, fiyatlarını söylemeden gidiyorum ben. Neyse, en son ben fiyatlarına tekrar geri döneceğim. Kafa 1 milyon ya gerçekten. Destres en sevdiğim. Rahatlatıcı kağıt maske var elimde. Doğal liflerden yapılmış, yumuşak ve hafif yapısıyla cildinizi ikinci bir cilt gibi sarar diyor. İçerisinde yine aynı şekilde vitamin B5, vitamin E, bitki özü ve aloe vera var. Hava kirliliğine karşı kağıt maske. Hava kirliliğinin oluşturduğu kuruluğu azaltmaya yardımcı olur diyor. Yine içerisinde E ve B3 vitaminleri var. Aynı şekilde bitki özü ve agave americana özü varmış. Bu çok ilginç. Bir araştırmak gerekiyor. Sonuncu maskeye geçiyorum. Yoğun nemlendirici maskeymiş. Bunun içerisinde iyi kalpli nemlendiriciler ve bitki özleri varmış. Ve evet, bütün ürünler bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen bence fiyatlarına geçelim. Micellar suyu zaten söylemiştim. Normalde 35.90, 18 lira indirimle beraber 17.90'a geliyor. Kağıt maskelerin her biri 22.90'mış. 11 lira 45 kuruş indirime girmiş ve bana her biri 11 lira 45 kuruşa gelmiş arkadaşlar. Ürünlerin hepsi %50 indirim zannediyorum ki. Peeling 33.90'mış. 17 lira indirime girmiş. 16.90'a gelmiş arkadaşlar. Evet, %50 indirim varmış haliyle. Arkadaşlar, bu nemlendirici oldukça pahalı. 59.90'mış. 30 lira indirime girmiş ve bana 29.90'a gelmiş. Micellar yüz temizleme mendili. E vitamini, B5 vitamini, 3 kere saflaştırılmış su ve nazik temizleyiciler varmış. Göz kapaklarınıza, yüzünüzü, dudaklarınızı ve boynunuzu nazikçe silebilirsiniz diyor. 25 tane mendil olduğunu söylüyor. Bu mendilin fiyatı 39.90'mış. 20 lira indirimle beraber bana 19.90'a gelmiş. Ferahlatıcı yüz temizleme jeli 35.90'mış. 18 lira indirimle beraber bana 17.90'a gelmiş. Yön fiyatı 60 liraymış arkadaşlar. 59.90'mış. 30 lira indirimle beraber bana 29.90'a gelmiş. Saçımı hemen topluyorum. Yüzümde oldukça full bir makyaj var. Mendilini çok merak ediyorum. İlk olarak mendille başlamak istiyorum. Bir sonraki kullanımımda da şu yağla çıkarım nasıl sağlayacak ona bakacağım ama ilk önce mendil. Kokusu yok. Çıkarmaya başlıyorum.
dudağımdaki ruju çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çıkarıyor galiba. Çıkarıyor arkadaşlar. Yani evet birazcık kendime eziyet ettim ama çıktı mı çıktı. Şöyle düşünüyorum. Sadece yanımda bu mendil var ve bütün makyajımı çıkartmam gerekiyor. Kirpiklerimdeki rimel böyle çok yoğun değil. Bakalım nasıl çıkaracak. Ben mendille çıkartmayı çok fazla sevmiyorum. Birincisi çok zorluyor. İkincisi benim uyguladığım yöntemler bana daha iyi geliyor açıkçası. Bir mendile göre güzel çıkarttı gerçekten. Mendille çıkarttığım zaman parmağımla kirpik dibime şöyle bir geçiyorum. Bakın rimel kalıntısı geliyor. Gözümdeki rimel çok yoğun olmadığı için güzelce çıkarttı. Bir de çok yoğun bir rimelle denemek lazım. Ama yine de sonuç hiç fena değil. Düşünün ki hiç yanınızda bir şey yok. Sadece bu mendil var. O gecelik sizi idare eder evet ama ben sadece böyle mendille ya da işte misalar suyla temizleyip bırakamıyorum. Kesinlikle cildimi suyla temizlemem gerekiyor. Ve bir mendil gördüğünüz gibi yetti. Islaklığı güzel. Bundan çok daha sert yapılı ve kuru mendiller kullandım. Bitenler videomda göstereceğim size yani kesinlikle almamanız gereken ürünlerden. Misalar yüz temizleme mendilini ben oldukça sevdim. Güzel başladık. Cildimi ıslattım. Ferahlatıcı yüz temizleme jelini kullanacağım. Aa, unutmuşum bunların şuralarında bant vardı. Kokuları neredeyse yok gibi. Bildiğiniz şeffaf bir jel arkadaşlar. İlk önce bir elimle uyguluyorum ve evet kıpırağı jellerdenmiş bu. Fırçamı nemlendirdim. Bence üzerine birazcık da jel alayım. Yani ben şu an mesela cildimi temizlenmiş gibi hissetmiyorum çünkü hiçbir koku yok. Ben o kadar çok alıştım ki ürünlerin içerisinde böyle kokulu bir şeyler olmasına, temizlerken böyle bir ferahlık duygusu vermesine. Tam bir ASMR videosu. İşte arkadaşlar ne kadar mendille temizlersek temizleyelim cildimizde bir şeyler kalıyor. Bu da temizlenmiş hali arkadaşlar fırçanın. Farkı bence gördünüz artık. Hemen cildimi temizleyip geliyorum. Cildim böyle sivilce problemi yaşamaya başladığından beri kağıt havlu kullanıyorum. Dönemsel bir sürece giriyorum. Giremediğim için beni mahvetti yani. Hormonal bütün denge bozuldu. Bundan şöyle bir şey bekliyordum. Biraz daha böyle mentollü böyle o serin duyguyu yaşayacağım bir şey zannettim ama maalesef o beklentiyi karşılamadı. Normal bir yüz temizleme jeli. Üzerine hani ferahlatıcı yazınca dediğim gibi ben o şekilde algıladım ama kötü mü? Tabii ki değil. Cildim mesela öyle aşırı gergin değil. Bunu hissedebiliyorum. Şu an peeling yapmayacağım. Direkt cildimi nemlendireceğim ve bırakacağım. Nemlendirici olarak da Hydrating Light Moisturizer'ını kullanacağım. Simple'ın artık testerları da gadgetlerde yer almaya başlamış. Çünkü testerlar yokken hepimiz bir ne yapacağız falan moduna geçmiştik. Açıkçası su bazlı deyince daha şeffaf bir ürün bekledim ama bildiğiniz krem gibi duruyor. Belki cilde uyguladığımda bir farklılık yaratır. Gerçekten güzel hissettirdi. Yani hem yumuşattığını hissediyorum hem de böyle ufacık da olsa bir gerilme var cildimde. Onu aldı. Yağlı yağlı kesinlikle parlamıyor. En çok onu sevdim diyebilirim. Çok azıcık daha alıp boynuma da uygulayacağım. Mesela dokunduğum zaman şu an nemli nemli. Gerçekten çok güzel bir hissiyatı var. Böyle yapış yapış olup da benim çok sinirimi bozmadı. Gayet güzel. Ben nemlendiriciyi çok sevdim arkadaşlar. Yarın cildimi temizlerken de bu yağlı ve miseler olanı deneriz. Maskeleri de ben duş aldıktan sonra kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdilik bu kadar. İlk deneyim olarak ben oldukça beğendim. Olumlu bakıyorum şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer ki cildimde de bunlardan çıkartmazsa ki ben şu an hassas dönemindeyim. Çıkmaya devam edebilir. Hani aslında tam doğru zaman değil bunları kullanmak için. Hadi sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Bugün 23 Kasım ve ben dayanamayıp gidip bir ürün daha satın aldım. Çift fazlı göz temizleyicisini. İki fazdan oluşuyor. B5 vitamini, saflaştırılmış su ve E vitaminini özel yağ içerir. Çalkaladığında bu fazlar karışarak suya dayanıklı makyaj bile çözer ve cildinizi nemlendirir. Kirpiklerinizin daha sağlıklı bir görüntü verir. Kontakt lens kullananlar için uygundur. Bugün diyorum ki artık neye geçelim? Çift fazlı bir ürün aldığıma göre yağlı ürüne de cildimizi yıkayarak temizleyelim. Saçıma hemen bir toplama operasyonu yapıyorum. Şöyle hemen bunları buraya topluyorum. Kolları sıvıyoruz. Pamukları da çıkarttım. Bundan çok heyecanlıyım. Yağlı bir ürün ilk defa cildime uygulayacağım. Hala içindeki koruyucu kapağı çıkartmamış olmam. Beraber deniyoruz derken şaka yapmıyordum. Elinize alıp kuru cildinize uygulayın diyordu.
Değişik bir hissiyatı var. Birazcık değişik kokuyor ama aktar gibi. Dibinize kadar geldim. Çok korkunç göründüğünün farkındayım ama nasıl çıkarttığını görüyor musunuz? Resmen yüzümden makyajı şu an söktü. Ellerim falan hep böyle fondöten gibi oldu. Hissiyatı çok güzel. Özellikle de kuru ciltliyseniz. Bunu eğer satın alıp denerseniz şu anki rahatlamamı, şu anki hissiyatımı çok iyi anlayacaksınız ve aklınıza lütfen ben geleyim. Lütfen. Bu cildimde dursun. Ben hemen ellerimi yıkayayım. En büyük korkum yağlı yağlı bir his kalmasıydı ama ellerimi sadece suyla yıkadım ve ona rağmen hemen ellerimden arındı. Bu cildimdeyken göz makyajımı temizlemek istiyorum. Şöyle bol bol alıyorum. Ziyan olmasın. Pamukları birbirine bastırıyorum. Kuru olan diğerine nemliliğini versin diye. Gözüme yerleştiriyorum. Çok küçük küçük hareket ettireceğim. Şu an çok heyecanlandım. Aynaya bakmak istiyorum bir dakika. Arkadaşlar şaka gibi. Aa çok güzelmiş bu. Sadece gördüğünüz birkaç saniye gözümde beklettim. Şöyle bir iki kere iteledim ve sonuç bu. Şu kepik dibinde kalan küçük siyah lekeleri parmağımla alıyorum. Arkadaşlar gerçekten bayıldım. Hemen yüzümü bir yıkayıp geliyorum. Hemen. Şu an gördüğünüz gibi lekelenmeler oldu yüzümde. Pamuğumun temiz tarafıyla şöyle temizliyorum. Piyano sesini duyuyor musunuz? Her gün piyano çalıyor ve bazen yaptığım işi bırakıp dinliyorum. Çok güzel çalıyor bence. Ama bu şarkı beni hüzünlendiriyor ya. Daha böyle birazcık enerjik şeyler çalsa. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Simple'ın bu micellar suyunu pamuğa döküp bir bakayım cildimde bir böyle şey kaldı mı? Anladınız siz beni. Kalıntı. Bu da kokmuyor. Çok değişik bir şey. Bir şeyler geliyor. İster yağla çıkarın, ister jelle çıkarın. Kesinlikle son böyle cildinizden tonikli bu şekilde bir pamukla ya da misal suyla geçmenizi ben öneriyorum. Şu an micellar suyum bile ne kadar çok çıkarttığını görebiliyorsunuz. Kabul ediyorum cildimde hafif bir makyaj yoktu. Ona rağmen bence çok güzel çıkarttı. Ona bir sözüm yok. Sadece yağla bir dakika boyunca şöyle ellerimle masaj yaparak ben bu görüntüye ulaştım. Ama şu an bir de cildimi ben köpürtmek istiyorum. Asla bu arada yağlı bir hissiyat yok. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hafif nemliydi. Kesinlikle böyle gacır gucur bir kuruluk yoktu yüzümde. Ama misal suyla sildikten sonra cildimde ufak bir yapış yapışlık hissediyorum. Hani bu kimilerinin hoşuna gider ama ben bu hissi çok sevmiyorum. Yine Simple'ın ferahlatıcı yüz temizleme jelini kullanacağım. Köpürmeyen bir jel de olsa böyle bir şeyle cildimi fırçayla temizlemeden rahat edemiyorum. Çünkü el bir noktadan sonra artık ne bileyim gözeneklerin içi olsun cildin tamamına nüfuz edemiyor. Ama bunun böyle küçük küçük bir sürü kılının olması. Benimki Naşitan'ın fırçası birazcık mahvoldu. Aldıktan ortalama bir 20 gün sonra falan fırça tamamen koptu. Ve bakın şu an bir kılı daha çıktı. Görüyor musunuz? Şunu. Saçıma doğru gelince daha net görünüyor. Şurada bir kıl var. Ağız kısmından tamamen ayrıldı ve fırçanın bir kısmı koptu. Şurası da üstte kaldı. Asla fırçanın içine girmiyor. Yenisini alacağım. İndirimde asla bulamadım. Göz makyajımı da temizledikten sonra benim bir tane jelim var. Onu farklı bir videoda gösteririm. O jelle gözümün üzerinden de böyle geçiyordum kirpiklerimden falan. Ama şu an asla öyle bir şey yapmıyorum artık. Bir müddet köpükle cildimi arındırıyorum. Ki artık böyle yapmayınca gerçekten arınmış gibi hissetmiyorum. Dünkü gibi böyle fırçada bir kalıntı görünmüyor. Yarın waterproof bir maskarayla temizlemeyi planlıyorum. Bakalım onda nasıl bir performans gösterecek. Yine Simple'ın su bazlı nemlendiricisiyle cildimi nemlendireceğim. Ben bu jeli dün kullandığımda da cildimde bir gerilme hissi yaşamıştım arkadaşlar. Ufak ama yani böyle tabak gibi hissetmedim cildimi. Nemlendirince bir İyi geldi açıkçası. 2-3 saat kadar sonra duşa gireceğim. Peelingini deneyeceğim. Evet. Normalde ben peelingleri duşta kullanıyorum. Ama sizin için duştan çıktıktan sonra deneyeceğim ve video çekmeye devam edeceğim. Bir de üstüne üstlük maske yapacağız. Bugün daha fazla ürün denemiş olacağız. Ama şimdilik ben kaçıyorum. Duştan çıktım. Birazcık kızarım. Ben küçük havlularla asla saçımı saramıyorum. Böyle büyük havlularla ancak sarabiliyorum. O zaman kayıp düşmüyor. Böyle gözeneklerim sıcakla beraber büyüdüğü için peeling bence çok yararlı olacak şu an. Eğer buradaki kızarıklıklar sivilce zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hiçbiri cildimin üzerinde değil. Hepsi sivilce lekesi. O yüzden tanecikli peeling yapmaktan asla çekinmiyorum. Tırnağımı kırdım. Simple'ın pürüzsüzleştirici peelingini uygulayacağım. İçerisinde saf pirinç granülleri varmış. Şuradaki granülleri görüyorsunuz. Aa, bu arada bu değişik
kokuyor. Kimyasal bir şey değil asla ama diğerleri kadar kokusuz değil. Onu söyleyebilirim. Tarif edemiyorum şu an ama bilindik bir koku. Bu da ne? Bu arada granüller sert. O kadar alışmışız ki böyle içerisinde parfüm olan ya da bize böyle ferahlık hissi veren öyle kokan ürünlere. Bu şu an benim cildimi temizliyormuş gibi gelmiyor. Çok, tamamen psikolojik yani. Burnumun üzerine daha çok yoğunlaşıyorum. Mesela kalın tanecikli peelingler uygularken cildinizin biraz böyle tahriş olmaya başladığını hissediyorsunuz. Bende şu an birazcık böyle bir hassasiyet oluşmaya başladı. Buranın kenarlarına da geçeyim. Cidden çok kolay bir şekilde akıp gidiyor. Cildimin şu an nefes aldığını gerçekten hissediyorum. Yakından burnumun üzerindeki siyah noktalara baktım. O siyah noktaları yakalamış. Birazcık da olsa böyle yüzeye doğru itmiş ama tamamen çıkartmamış. Ben dokunduğumda pürüzsüz bir burun üzeri fark etmiyorum maalesef. Bu beni bir miktar üste de bir hafta boyunca sadece simple ürünleri kullanacağımı söylediğim için maalesef her zaman kullandığım maskemden kullanamıyorum. Ama önümüzdeki hafta direkt o maskeye ve burun bandına geri dönüş yapacağım. Çünkü siyah noktalar hala buradalar. Kullanacağım maske de rahatlatıcı maske. İçerisinde multivitamin E ve B5 var ve aloe vera var. Peeling mesela cildimi çok kurutmadı ama bu maskeyi yaparsak daha da iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi bu maskeyi bir deneyelim. Sonunda bir şey kokuyor. Ah çok şükür. Galiba aloe vera kokusu ama bilemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Maske ıslak. Islak olduğunu şöyle anlatayım size. Bakın. Bakın elimden akıp gidiyor. Oo damlıyor. Maskelerin şu görüntüsü çok korkunç değil mi? Ay çok güzel. Cildimi nasıl sardığını görüyor musunuz? Ellerim bir sürü ürün oldu. Şöyle elime biraz alıyorum. Oh boynuma da. Dekolte bölgeme de sürüyorum ben. Ay içinde hala var. Bakın. Sanki yeteri kadar ürün yokmuş gibi. Şimdi öncelikle tadı çok kötü. Ben kağıt maske kullanmayı çok sevmeyen bir insan olarak ki Neutrogena'nın o jel maskeleri var ya onlar çıktığından beri kağıt maskelere hiç bakmıyorum bile. Kağıt maskelerde benim yaşadığım en büyük problem çok kalın olmaları ve mesela şu an durduğum gibi duramıyor olmam. Yani ben gidip atıyorum şu an mesela içeride yemek hazırlayacağım kendime çok rahat bir şekilde. Çünkü yüzümden düşmüyor. Ya böyle oturduğunuz yerden kalkmayacaksınız. Şu açıda robotik hareketler yapmanız gerekiyor böyle maskenin düşmemesi için. Ve bu kadar nemli olmuyorlar. 15 dakikaydı galiba. Evet 15 dakika. Ben içeri gidiyorum. Ortalama 15 dakika sonra görüşürüz. Ya maske daha ıpıslak ya. Ben bunu hiç çıkartmak istemiyorum. Elimle şey yaptım ıslak ıslak burada ama dekolteme uyguladıklarım tamamen emildi. Çok hafif böyle yapış yapış bir his var ama böyle beni rahatsız edecek kadar değil. Ha bu arada yüzüme iyice oturmasının görüyorsunuz sebebi maskenin kenarındaki çentikler. Huf. Bakın cildim ne kadar ıslak. Ben asla böyle ürünlerin fazlasını almıyorum. O zaten cildim kendi kendine onu emiyor. Sıksam suyu çıkacak ki. Yapayım mı bunu? Yani. Ay gitti ya maske. Maskeleri böyle kullananlar da bugün. Ben bunu herkes yapıyor. Yapmıyorum diyen varsa da yapmayan olabilir ya. Biz belki biraz abartıyoruzdur. O zaman yarın ürünleri denemeye devam ediyoruz. Çok öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Ben yine duştan çıktım. SD kartım bozuldu ve bundan dolayı ortalama 5 gündür maalesef video çekemiyorum. Ama ben bu 5 gün boyunca da ürünleri denemeye devam ettim aslında. Bunlarla alakalı yarın makyajımı çıkarırken daha net konuşmak istiyorum ama bugün tekrar cilt bakımına geri dönelim dedim. Duştayken bu peelingini uyguladım. Pirinçli olan peelingini. Su var içerisinde çünkü... Cidden duşta kullandığımın kanıtı. Peelingin içindeki tanecikler bana göre birazcık büyük ve sert yapılı. Ben daha böyle narin yapılı peelingleri seviyorum. Cildi ama çok böyle hassas olmayanlar için bence güzel bir ürün. Ha bu arada ben size şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde şu an farklı bir ürün kullanmıyorum. Sadece Simple'ın ürünlerini kullanıyorum. Ama bir haftadan da uzun bir süredir kullandığımı göz önüne alırsak çok üzülerek söylüyorum ki sivilcelendim. Regl dönemindeydim ve cildim daha da hassastı. Her şeye böyle çok çok tepki veriyordu. Çok çabuk kızarıyordu. Ona tamamım. Bu ürünlerin denemesinin o yüzden buna denk gelmesi çok böyle mantıklı olmadı. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Sonuçta gelme değil mi? Değil mi?
çenemdeki sivilceler, hani hadreyilden dolayı diyelim, burnumun şurasındaki ve alnımın şurasındaki sivilcelerde. O da bence bu peelingden kaynaklandı ama cildimde onun ardında bir sivilce çıkartmadı. Dediğim gibi bunlar hep izi olduğu için ve ben şu an duştan çıktığım için, bir de ışık böyle tam yüzüme vurduğu için çok kızarık gibi görünüyor ama aslında inanın gün ışığında bu kadar kötü değil. Şu an çok... Her şey çok kötü. Evet, iki tane maskemiz vardı. Birisi yoğun nemlendirici, diğeri de hava kirliliğine karşı olan maske. Ben yoğun nemlendiriciyi tercih etmek istiyorum. İlk denemedeki maskeyi bayağı sevdim. Şu an ismini hatırlamıyorum ama sulu sulu. Ve şu an cildim duştan sonra hiç nemlendirmediğim için, o peeling de birazcık kuruttuğu için böyle diyemeyecek yani şimdi. Cidden şu üstündeki ürüne bakar mısınız? Bir de şuralar otursa çok mutlu olacağım ama oturmuyor. Arkadaşlar ben bunu 20 dakika bekleteceğim çünkü çok ıslak. Bakalım bunun etkileri nasıl olacak. Kaşlarım da maskeye doydu. Oh! Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Birazcık tırnak bakımı yapayım. Birazcık video editleyeyim falan. Sonra bir 15-20 dakika sonra, 20-25 dakika sonra görüşürüz. İtiraflar itiraflar. Aradan 25 dakika geçti arkadaşlar. Havlu başımdan düşüyordu. Öne attım, topladım falan. Maskede 1 gram yüzümden ayrılma yok. Yapıştı böyle, zam gibi yapıştı yani. Ünlü piyanistimiz yine bizi coşturuyor. Islaklık testi. Birazcık daha fazla beklettiğim için cildim daha çok ürün emdi ve ben bu durumdan daha çok mutluyum açıkçası. Cildimi böyle içten içe yoğun yoğun nemlendirdiğini hissediyorum. Şuradaki sivilceler beni üzmüyor değil. Keşke böyle maskeyi yüzüme taksam ve çıkarttığımda oradaki sivilceler de gitse ama. Yarın güzel bir makyaj yapacağım, waterproof ürünler kullanacağım. Bakalım döndüğümde o makyaj çıkarırken neler yaşayacağız. Yarın son video günü. Kaybettiğimiz zamana evet ben de çok üzülüyorum şu an ama yarın onları telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Hadi ben kaçtım. Son günün videosunu da şu an çekiyorum. Hazırlıklı geldim. Hemen saçlarımı toplayacağım. Makyajı yapalı 11 saat kadar oldu. O yüzden bayağı bir kötü durumda. Yağmurda ıslandım, kirpiklerim falan çok saçma sapan hallerde. Ama bugün Simple'ın bütün ürünleriyle makyajımı temizleyeceğim. Yüzümü bir tarafını yağlı temizleyicilerle, diğer tarafını da mendille temizleyeceğim. Ve sonrasında miseler makyaj temizleme suyuyla bakacağım hangi taraf daha iyi bir durumda. Hangisinin ne kadar etki ettiğini görmeniz açısından bence keyifli olabilir. İlk önce çift fazlı temizleme suyunu alıyorum. Gerçekten kullandığım en güzel çift fazlı ürünlerden bir tanesi. Ciddi manada makyajı çok güzel arındırıyor. Yani kirpikten cimeri çok güzel alıyor. Ve gözümün altı falan rezalet durumda şu an ama waterproof bir maskara kullanmıştım ve ona rağmen gerçekten çok güzel çıkarttım. Kamuğun hali böyle. Şimdi de bu temizleme yağından direkt yüzüme sürüyorum. Kesinlikle gözleri yakmıyor. Burada bahsettiğim hiçbir ürün gözleri yakmıyor, onu da söyleyeyim. Birkaç damla alıyorum ben. Çok fazla değil. Bereketli de bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bütün yüzünüz çok güzel nemlendiriyor. Şeyden çok korkmuştum. Yağlı bir ürün olduğu için kesin ellerime yapışacak, işte arınmayacak falan filan. Asla öyle de bir durum olmadı. Şuraya elimi siliyorum. Bakın. Hiç leke falan yok. Şimdi burayı yıkayacağım ama yıkamadan önce şu tarafı bir mendille çıkaralım. Mendille cilt temizlemeyi ben şöyle sevmiyorum. Hem cildimde böyle bir temizlik hissiyatı uyandırmıyor. Yani bunu genel olarak söylüyorum. Bu ürünü baz alarak söylemiyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Ben böyle foş suyla yıkamadığım sürece arınmışlık hissi kesinlikle bende olmuyor. Neredeyse 12 saat ürün durmasına rağmen yüzümde bayağı da iyi performanslar sergilemişler. Hangi ürünlerle makyaj yaptığımı merak ediyorsanız buraya tık tık. Mendille cilt temizlemek çok büyük bir problem değil. Asıl problem göz. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Kirpiğimde de görüyorsunuz. Bayağı aslında çıkarttı. Çift fazla ürün kadar kolayca çıkarmadı tabii ki yani. Gözünüzü birazcık kazımanız gerekiyor. Yani yanınızda şunları taşımak mı, bunu taşımak mı? O açıdan gerçekten çok faydalı bir ürün. Neyse ben bir yüzümü yıkayayım. Şu yağdan da bir arındıralım. Miseler temizleme suyuyla şöyle bir temizleyelim bakalım. Neler olmuş? Şimdi miseler suyu. İki farklı pomoa ürün sıktım. Sonra şöyle... Ay, üstüme damladı ya. Şöyle bastırarak birbiri içerisine geçmesine sağlıyorum. Tamamen pamuklar ıslak. Hadi bakalım. Evet.
Tabii ki rimel konusunda çift fazlı daha etkin görünüyor. Burada birazcık daha rimel var. Ve cilt makyajına baktığımda da aslında çok büyük bir farklılık göremiyorum ben. Neredeyse hemen hemen aynı sonucu aldık. Rimel hariç. Kirpiklerin dibini bu şekilde aldığımda İkisinden de bayağı ürün geliyor arkadaşlar. Açıkçası yağlı temizleyicilerim buradaki pabuğa nazaran daha iyi cildimden makyaj sökeceğini düşünüyordum ama ikisi de neredeyse başa baş gidiyor arkadaşlar. Ha şöyle bir handikapı var, onu söyleyebilirim. Yağlı ürünü kullanırken cildimde sadece şöyle dairesel hareketler yaptım ve cildime asla zarar vermeden çok basit bir şekilde uyguladım. Mendilde ise birazcık bastırarak uygulamak durumunda kaldım. Cildimi güzelce ıslattım. Şimdi de yüz temizleme jelini kullanıyorum. Çok hafif kurutma yapıyor ve gözümü de temizliyorum çünkü içim rahat etmiyor. Kirpiklerimin dibini böyle iyice temizliyorum. Gözlerimi hiçbir şekilde yakmıyor. Böyle fıçı 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 temizlediğim zaman gördüğünüz gibi gözümün altına bulaşan o rimel lekeleri de gidiyor. Simple'ın Hydrating Light Moisturizer'ı. Şu kadar almanız yeterli oluyor gerçekten. Makyajdan önce de uyguluyorum cildime. Yapısı krem gibi ama dokunduğunuzda daha sıvı bir krem olduğunu anlıyorsunuz. Daha böyle gerçekten sulu bir ürün. Çok böyle kanımın kaynamadığı ürün Simple'ın bu pürüzsüzleştirici peelingi. Ben açıkçası birazcık sivilcelerimin ondan mütevellit olduğunu düşündüğüm için belki de bu kadar çok sevemedim. Granülleri birazcık sert. Ben daha böyle yumuşak granüllü ürünleri seviyorum. Tabii ki bitireceğim. Tekrar alır mıyım? Pek zannetmiyorum. Ve son olarak Simple'ın hava kirliliğine karşı kağıt maskesi. Bu video içerisinde bir tek bu ürünü kullanamadım. Bu hafta içerisinde kullanıp Instagram'da hikayeden kesinlikle paylaşacağım. Eğer hala beni takip etmiyorsanız bakın oradan geldi bile. Bence onu bir takip edin. Şöyle bir baktığımda açıkçası Simple ürünleri gerçekten almaya değer. İçerik konusuna gelecek olursak eğer kanserli hastalar bile çok rahatlıkla kullanabiliyor. İşte içeriği o kadar temiz falan. Ben aslında o muhabbetlere çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü atıyorum içerisinde paraben yoktur diyor. Parabenin farklı bir çeşidi yazılıyor. O içerik bize parabenmiş gibi gelmiyor. Yani bu konuda gerçekten çok araştırmacı, çok bilgili, çok istekli olmak gerekiyor. Ben sadece ürünleri uyguladım cildimde. Dıştan nasıl sonuçlar vardı onlara baktık. Umarım sizler için keyifli ve bilgi verici bir video olmuştur. Bir de size şunu söyleyeceğim. Cilt bakımıyla alakalı bir video istiyorsunuz. Hatta makyajımı nasıl çıkardığımla alakalı da farklı bir video istiyorsunuz. Günlük bir rutinim var. Cilt bakımıyla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Evet, en azından şu sivilcelerle alakalı bir şey çekmek istiyorum. Fakat tam böyle cildim yatıştığı sırada ben müsait olmuyorum. Ve ben müsait olduğumda bunlar oluyor. Kalkıp da bunlarla da yani Haydar Cabbar ve yandaşlarıyla da oturup burada sizlere cilt bakımı anlatamam. Ne kadar tutarlı görünür. Uygun bir zaman dilimi bekliyorum. Söz veriyorum cilt bakımı ve makyajımı nasıl çıkarttığım, sivilcelerimi nasıl geçirdiğimle alakalı videolar yolda. Öyleyse sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi pazarlar. Mutlu pazarlar.